Kızım? Anne? Zehri? Anne? Anne sen misin? Kızım? Anne Zehri, gelme. Zehri benim yavrum, korkma. Anne, Zehri, gel. Zehri, kızım. Anne, Zehri, anne gel. Zehri, kızım. Anne Zehri, sen durdun. Zehri. Gelme kızım anne. Zehri. Gelme. Evladım korkma. Anne. Benim evladım, gelme. Benim. Anne ben bir şey yapmadım. Zehri. Maaşını almamız lazım. Anne! Bugün az değil mi? Şimdi bir ambulans kaç para biliyor musun? Cüzdanı biraz eskimiş doktor bey. İstemiyorum çocuğuma böyle şeyler anlatmanı. Anne! Neyle alıyorsun arabayı? Şşşt! Otur işte bir yerde. Yuvarlandım. Ay neyse ki düşmemişim. Peki bu ses nereden çıktı? Başım döndü galiba. Biraz soluklanayım kendime gelirim. Peki burası neresi? Burası neresi acaba? Ben neredeyim? Burası yolculukta bir menzil. İlk düşme yeri. Vakti gelenin kapağı açılır. Buraya yolu uzanır. Buraya derken? Evet, ferah kapısına. Ferah kapısı. O zaman ben şimdi... Evet. Siz ömür kandilindeki yağı tükettiniz. Yani ben öldüm mü? Ama nasıl olur? Yok. Daha ben az önce... Hayır. Ben ölmedim, yok. Ben ölmüş olamam. Hayır, ölmemeliyim ben daha. Ölmedim ben. Ölmedim diyorum size. Ölü değilim ben. Zehri. Zehri yavrum. Anne. Anne. Zehri. Anne ben oldum babaanne. Yok anne. Bir şey oğlum. Yok bir şey. Gir içeri. Yine çocuğun aklını saçma sapan şeylerle doldurma. Uzaklaştırma beni çocuğumdan. Bırak oğlum. Hasan, bu annene bir şey söyle Hasan. Zerrin! Hasan! Anne! Karım ölmüş, Zerrin ölmüş. Ölmedim ben Hasan. Tamam, buradayım Hasan. Allah rahmet Hasan. Eylesin. Anne, Zerrin ölmüş. Tamam oğlum, çok sabırlı ol. Böyle bir yetkim yok. Ben sadece bir vicdan aynasıyım. Olanı yansıtır, olmayanı gösteremem. Peki şimdi ne olacak? Dünya imtihanın sırasında yaptığın her şeyin, kaydedilen bütün davranışların tek tek önüne çıkacak. Ve bütün bu davranışların bir teraziye konacak. Gerçekten sorgulanacak mıyım ben? Ayrıca yüzleşmeler de olacak. Yüzleşmeler mi? Nasıl? Şurada toplanan insanlar senden haklarını isteyecekler. Hasan! Bırak! Fazilet anne! Anne! Türkan, Selin! Herkes burada ama nasıl olur? Ben yüzleşmek istemiyorum. Ne olur yüzleştirmeyin beni. Ne olur yalvarırım size.
ömür bir sermaye, hem emanet. Günler geçer, gelir çatar kıyamet. Mal da yalan olur, mülk de yalan olur. Kişinin elinde sadece ihlasla yapılanlar kalır. Evet Zerrin Hanım, uyku bitti. Hesap başladı. Başlıyor muyuz? Nasıl yani? Demek hesap böyle oluyor. Keşke kaynanamın söylediklerine inansaydım. Keşke dinleseydim ona. Bir hesap gününün olacağına inanmıyor muydun? İnanıyordum. İnanmasına ama... her şeyin apaçık böyle önüme çıkacağına... yani unutmuşum ben. Aklımdan çıkmış dünyanın telaşı içinde. Bir gün bütün yaptıklarının hesabını vereceğini unuttuğuna göre... ya kendine çok güveniyordun... ya da tamamen gaflet içindeydin. Ben basit bir insandım. Sıradan. Zaten yoksulduk. Kayınvalidem, oğlum ben ve kocam hepimiz bir evde yaşıyorduk. Ve az olanla yetinmeye çalışıyorduk. Bu zor şartlar tabii olarak beni biraz sinirli bir insan haline getirmiş olabilir. Sinirli. Ben de seyret kendi hayatını. Ay Hasan. Bir kravatı bağlayamadın. Gel buraya gel. Ya beceremiyorum işte. Zaten neyi beceriyorsun ki sen? Bu şoförlük işini de nasıl buldun bilmem. Zerrin, kaç kere söyleyeceğim sana. Azarlama beni. Annemle oğlum duyacak. Duymaz onlar. Baksana yoklar yine meydanda. Yine çocuğun aklını abuk subuk şeylerle doldurmakla meşguldür kesin. Anne! Habil'le Kabil, Hazreti Adem'in oğullarından ikisiydi. Hı hı. Anne yine çocuğa saçma sapan hikayeler anlatıyorsun. Niye saçma sapan olsun kızım, niye hikaye olsun? Bir daha öyle şeyler söyleme hem de çocuğun yanında. Çocuğumu nasıl yetiştireceğimi bana öğretme anne. Böyle şeyler ona şu anda ne bir şey kazandırır ne de kaybettirir. İstemiyorum öğrenmesini. Ne oldu Zerrin? Yok bir şey Hasan. Annen yine olur olmaz deli saçması şeyler anlatıyor Burak'a. Tövbe estağfurullah. Ama anne, babaannem gerçekten çok güzel şeyler anlatıyor bana. Sen sus. Ver şu kitabı da bana. Kendi dağınıklığı yetmezmiş gibi bir de bu kitaplarımı toplayacağım ben artık. Hadi Hasan acele et, annem bekliyor. Yürü çocuğum yürü. Anne. Sinirlendirme Zerrin'i. Zaten annesi çok hasta, üzülüyor. O yüzden gergin biraz. Tamam oğlum tamam. Merak etme sen. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Hasan bana biraz para ver. Annemi doktora götüreceğim giderken. Sigortası işlemiyor mu annenin? İşliyor işlemesine de. Kadın yataktan kalkamıyor ki hastaneye bile gidemiyor. Türkan'dan para istesene biraz. Onun kocası Almanya'da iyi kazanıyordur. Heh tam buldun. Umurunda mı sanki? Annem de şu vekalet meselesini bir türlü ikna edemedim. Hala kendini sağlam zannediyor. Bugün ben onu bankaya götüreyim de gör bak nasıl ikna edeceğim vekalet vermeye. Bak onu iyi düşünmüşsün. Akıllı karım benim. Yeter mi? Yettiği kadar artık ne yapalım? Kusura bakmayın doktor bey. Bu kadar var. Durumumuz malum. Buyurun. Önemli değil. Yalnız size pek iyi haberlerim yok. Münevver Hanım'ın vücudu iflas etmiş. Yani tıbbın yapabileceği hiçbir şey de yok artık. Kendinizi hazırlasanız iyi edersiniz. Yine de Allah'tan ümit kesilmez. Sağ olun doktor bey. Ne biçim laf o? İşimiz Allah'a kaldı diyeceğine doktorluğunu konuştur bir adam. Allah Allah. Türkan aradı mı bugün anne? Aradı bu sabah sağ olsun. Aramaz mı hiç? Canım kızım benim. Aramaktan başka yaptığı bir şey yok ki zaten. Burada çileyi çeken benim. Senin sakındığın yine o. Hayat bu. Adaleti yok ki. Su ister misin? Al iş şunu. Al. Sağ ol.
Anne, şu maaşını almamız lazım. Para yetişmiyor. Alalım kızım, gidelim bugün bankaya. Yürüyebilecek misin peki? Giderim kızım, giderim. Hadi kalk o zaman. Hadi. Bir gayret, yavaş yavaş, yavaş. Terliklerini de giy. Kızım, ben dayanamıyorum artık. Anne şurası bak, az kaldı, dayan, bitti yol. Evladım, yol bitti ama ben de bittim. Ben dayanamayacağım artık. O kadar söyledim sana, bana bir vekalet ver diye. Bak şimdi anladın mı? Bankaya falan gidemiyorsun. Ben nereden bileyim kızım? İnsan kendine yaşlanmayı, hastalanmayı konduramıyor ki. Olur, bugün veririm vekaleti sana. Ha şöyle, bundan sonra ben çekerim maaşını. Sen de rahat edersin, ben de. Nasılmış annen? O taktik işe yaradı biliyor musun? Baktı ki bugün bankaya giderken perişan oldu. Getirdim noteri, aldım vekaleti. Ne olur ne olmaz. Hadi başlayayım en oğlum, soğutma. Babaannem gelince başlayacağım anne. Nerede bu kadın? Bilmem, yatsı yıkılıyordur herhalde. Baba, anneannem ölecek mi? Yok oğlum, neden ölsün? Biraz hasta o kadar. Hadi yemeğini yesen hadi. Sofra seni bekliyor anne. Sana diyorum anne. Bırak şimdi namazı falan. Ay. Esselam. Rahmetullah. Esselam. Anne. Kızım bitir de kılıp hemen geliyorum. Anne çocuk sen gelmeden yemeğe başlamıyor. Yemekler buz gibi oldu. Şimdi sırası mı namaz kılmanın? Hadi. Hadi. Ama kızım biliyorsun namaz kıldığımı. 5 dakika sonra koysaydın yemekleri. Sana mı soracağım yemeği ne zaman hazırlayacağımı? Şimdi hazırladım, şimdi yiyeceksin. Bak kızım, inanmazsın, yapmazsın, o ayrı mesele. Ama bu yaptığın hem ayıp hem günah. Asıl sen günaha giriyorsun anne. Hepimizi diktin sofrada, bu günah değil mi? Kızım başlasaydınız siz, ben sonra gelirdim. Anne zaten benim derdim başımdan aşkın. Bir de senin namazınla uğraşamam ben. Ya yine mi kavga ediyorsunuz siz? Anacığım biz seninle nasıl anlaşmıştık? Ben bıktım usandım artık Hasan. Yeter. Affedersin oğlum. Affedersin. Benim hatam. Hayırdır inşallah. Anne. Anne. Geliyoruz anne. Sakin ol. Sen merak etme. Geliyoruz hemen. Ne olmuş Serin? Ne olacak Hasan? Annem ölüyor. Tam zamanında almışız vekaleti. Hadi yürü giyinelim. Bir şey soracağım. Peki ne olacak şimdi? Sorayım şimdi. Acele et. Ya sana soruyorum Serin. Kötü bir şey mi oldu? Sen uyumuyor musun anne? Teheccüd namazına kalkmıştım kızım. O sırada gürültünüzü duyunca... 5 vakit yetmezmiş gibi bir de fazladan kılar namazını. Kayınvaliden fenalaşmış da oraya gidiyoruz anne. Ben de geleyim oğlum. Belki bir faydam dokunur. Aman yok, bir faydan falan dokunmaz. Sen Burak'la kal anne. Ama hadi gel anneannen için dua edelim falan deme. Çocuğa anlamadığı şeyleri arka arkaya sıralayıp durma, aklı karışıyor. Tamam kızım, tamam demem. Hadi Hasan. Allah'a emanet olun. Amin anne. Ama aramızda kalsın pek ümit yok galiba. Kadın gidici. Hasan. Tamam geliyorum. Allah'ım, sen yardımcı ol ya Rabbim. Sen şifanı esirgeme ya Rabbim. Annen beni delirtiyor Hasan. Ne kadar anlayışsız bir kadın. Yaşlılık işte, ne yapacaksın? Yaşlılık deyip durma. Yıllardır kendi annemle uğraşmaktan bıktım usandım. Bir de senin annenle uğraşamam Hasan. Ama Zerrin. Aması maması yok. Ya annen benim istediğim gibi davranır ya da göndeririz onu bir huzur evine. O kadar.
Huzur evine gönderecek parayı nereden bulacağız Zerrin ha? Senin güvendiğin bir şeyler var herhalde. Yoksa miras falan mı kalacak annenden? Ay ne densizsin Hasan. Annem daha ölmedi. Ama benim de kendime göre bazı hesaplarım var. Hadi aç şu kapıyı da gidelim. Anne biz geldik. Anne? Anne nasıl oldun? Kızım. Hasan ya. Annem buz gibi olmuş. Hemen ambulans çağıralım. Ay şimdi bir ambulans kaç para biliyor musun? Sonra bir terslik olacak, makineye bağlayacaklar. Asla paramız yetmez. Ama böyle olmaz ki Zerrin. Bak o hastane meselelerini filan sigorta karşılar. Sen niye dert ediyorsun? O zaman arabayla götürelim. Sen çekin şöyle. Anne, anne seni hastaneye götürüyoruz. Anacığım hadi, bana tutun. Hadi şimdi. Bir gayret anne. Hadi bir gayret. Gel. Hadi. Hadi. Yavaş. Yavaş aman yavaş. Tamam. Buraya bir ambulans çağırsaydık Zerrin. Bir faydası yok. Baksana konuşamıyor bile kadın. Kızım. Anne yorma kızım. Kendini. Kızım kardeşim Türkan'a sahip çık. Anne sen Türkan'ı düşünme şimdi. Beni düşün. Bak ben varım yanında. Keşke ambulans çağırsaydık Zerrin. Çok biliyorsun Hasan. La ilahe illallah. Ve eşit en Muhammed Abdülhamid. Annen öldü galiba Zerrin. Anne. Anne. Hasan yapılması gereken çok önemli bir şey var. Cenaze işlemlerini ben hallederim Zerrin. Sen hiç düşünme onları. Yok Hasan ben onu düşünmüyorum. Benim düşündüğüm başka bir şey var. Dinle beni. Burak, sen biraz oyun oyna canım. Çık dışarı. Anne biraz gelir misin? Anne, ben izin vermedikçe bundan sonra Burak'la konuşmayacaksın. O ne biçim söz kızım? O benim torunum. Her fırsatta çocuğun beynini yıkamaya çalışıyorsun. Kızım çok üzgünsün şimdi. Ne dediğini bilmiyorsun. Sonra konuşuruz. Anne. Tamam. Zerrin başın sağ olsun. Sağ ol. Zerrin başın sağ olsun. Sağ ol. Türkan da gelecek değil mi? Yok. O yetişemeyecek cenazeye. Ne yapalım artık böyle oldu. Hı-hı. Almanya uzak memleket. Öyle hadi ince gelinemiyor. Evet, haklısın. Sen geç otur tamam, şöyle. Tamam sağ ol. Hoş geldiniz buyurun. Doktor bey. Başınız sağ olsun. Merhume nerede acaba? Böyle buyurun. Merhumenin nüfus cüzdanı? Burada. Buyurun. Darp yok. Herhangi bir darbeyle ölüm de yok. Doğal bir ölüm. Yaşlılık nedeniyle doğal ölüm. Buradaki fotoğraf... Nüfus cüzdanı biraz eskimiş doktor bey. Yaşlı kadın. Bir önemi var mı? Bir önemi yok. Şaibeli bir durum yok zaten ölümde. Ben bu kimliği alıyorum. Nüfus memurluğuna teslim edeceğim. Orada işlemleri yapılır. Ne oldu anne? Bir şey mi var? Yok bir şey kızım. Münevver Hanım'ın başını biraz okuyacaktım da. O yüzden rahatsız ettim. Okuyacaksın da ne olacak? Duyacak mı seni? Duymayacak. Yok okumanın falan gereği yok. O kadar istiyorsan sonra kendi kendine dua mı edeceksin? Ne yapacaksan yaparsın. Hadi şimdi git sen. Hadi anne. Bir sorun yok değil mi doktor bey? Asiye Hanım'a Allah'tan rahmet dilerim. Sağ başını sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Anneannem nerede şimdi? Nereye gitti? Hani okulda öğretmen dersini kurtarman için yazılı yapar ya. Kolay sorular sorar hani. Azıcık çalışanlar bile kazansınlar diye. İşte dünyada öyle yazılı yapılan bir imtihan yeri. Ahirette karnelerin dağıtılan yeri. Şimdi anneannenin notları açıklanıyor. Öyleyse annem kesin kırık not alır ve de sınıfta kalır. Orasını Allah bilir. Anne, bak derslerine çalışmazsan sınıfta kalırsın.
Ben sınıflarımı geçtim oğlum. Liseyi bitirdim ben. Öyle değil anne. Öldükten sonra cennete gidemezsin. Burak, oğlum sen odana geç bakayım. Seninle sonra konuşacağım. Sen ne biçim bir insansın anne? Çocuğa neden böyle şeyler öğretiyorsun? Ona annen kötü bir insan mı dedin? Annen cehenneme gidecek mi dedin? Yok kızım, öyle bir şey der miyim hiç? Bundan sonra anne bu evde bu kitapların hiçbirini görmeyeceğim. İstemiyorum çocuğuma böyle şeyler anlatmanı. Kızım, çocuğunun dinimizi öğrenmesine ne sakınca var? Bunlar onun sadece iyi bir insan olmasını sağlar. Bir zararı olmaz. İstemiyorum dedim sana. Anne sen cehenneme gidecekmişsin diyecekse hiç öğrenmesin daha iyi. Kızım yanlış yapıyorsun. O çocuk bir laf etti. Ucu nereye varır bilemedi. Hem niyeti kötü değildi. Seni sevdiğinden öyle söyledi. Bırak o kitabı kızım. Hiç de yanlış yapmıyorum anne. Bu Kur'an öyle ortalık yerde tutulmaz. Yüksek bir yerde baş üstünde durması lazım. Sen bu saygıyı göstermiyorsun. Evladım, kitap okunmak içindir. Okunmayan kitabın kime ne faydası var? Ayrıca Kur'an dediğin ezbere bilinir. Bu kadar okumuşsun hala ezberleyememişsin. Sen boşuna okumuşsun anne. Bu kadar zaman okudun da ne oldu? Senin önce Kur'an'a saygın yok. O nasıl söz kızım? Ben senden daha saygılıyım. Onu yüksek bir yere koyacağım. Sen de bundan sonra ortalık yerde okumaktan vazgeçeceksin. Aman ya Rabbi. Bu nasıl saygı anlayışı ya Rabbi? Bu düpedüz günah. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Günahmış. Asıl senin yaptığın günah. Çocuğa anlamadığı şeyleri anlatıp duruyorsun. Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp kapatarak ona saygınızı mı göstermiş oldunuz? Evet. Peki Kur'an nedir? Kitap. Kitap niçin vardır? Yani evlerde bulundurmak için. Bulundurulan ama hiç okunmayan satırları arasında hangi hikmet ve bilgiler var diye merak edilmeyen bir kitaptan kime ne fayda? Ama kaynanam anlamaz ki. Peki bunun çaresi tamamen kaldırmak mı, yoksa anlamak için gayret sarf etmek mi? Belki öyle ama... Ama ölen yok, göçen yok. Sence Kur'an ölüler için okunan bir kitap mı? Bu boş avuntuyu nereden çıkartıyorsun? Hep öyle yaparlardı da. İşte... Hazin tarafı da o ya. Kur'an, dirilere hayat vermek için indirildi. Onlar da bu davranışlarıyla onu heder ettiler. Ben aslında cahildim. Bu işlerden anlamazdım. Önce Fazilet Hanım'ın Kur'an okumasına, namaz kılmasına takıldın. Ama o da olur olmaz vakitlerde. O vakitleri Fazilet Hanım mı belirledi? Hayır. Ama zamana uymak lazım. Sofrayı 5 dakika geç kurunca hangi çağın dışında kalırdın? Orası öyle. Benimki aslında ibadetine karşı olmak değildi. Yani klasik gelin kaynana çatışması. Çatışan taraflar mı, yoksa çatışma çıkaran taraf mı var ortada? Ya oğlunun dini bilgiler almasına karşı durman? Kaynanam tam bilgili değildi. Peki, daha bilgilisinden bilgi almak için ne yaptın? Benim imkanım yoktu. Hem nasılsa öğrenirdi. Gökten birileri inip mi öğretecekti? Niçin oğlun ahiretten, cennetten, cehennemden bahsedince o kadar tepki gösterdin? Rahatsız oldum. Çünkü sen hırslarınla ve sınırsız arzularınla bir ömür sürmek istiyordun. Aslında öyle değil. Ben
ben sadece... Yani yaşadığımdan daha rahat bir hayat istedim. Ve bunun için planlar yaptım. Oh be, dünya varmış. 3 yıl sonra şöyle gönül rahatlığıyla bir alışveriş yapacağım. Geçen gün mavi bir elbise görmüştüm, onu alacağım kendime Hasan. Babaannem de bizimle gelsin. Babaannen yürüyemez evladım. Sonra çabuk yorulur, bize ayak bağı olur. Yürü evladım. Hey hey. Vallahi şirketin arabasını kullanıyoruz. Bir kaza yapacağız diye aklım çıkıyor. Zaten senin bu korkaklığın yüzünden iki yakamız bir araya gelmiyor. Hiçbir şey sahibi olamıyoruz. Ben araba alacağım. Ne? Araba mı? Neyle alıyorsun arabayı? Krediyle. Banka kredisiyle. Artık 36 aya kadar kredi veriyorlarmış bankalar. Alabiliriz. Hı-hı. Nasılsa artık düzenli bir gelirimiz de var. Hadi. Hadi bin arabaya, hadi. Anneciğim, babaannemin bana eskisi gibi hikaye anlatmasına niye izin vermiyorsun? O hikayeler senin hiçbir işine yaramaz da ondan. Giy oğlum. Ama olur mu? O hikayeler sayesinde ben Allah'ı tanıyorum. Onun bizi ne kadar sevdiğini anlıyorum. Bırak saçmalama. Allah bizi sevse şimdi bu halde olur muyduk biz oğlum? Nasıl yani bu halde? Bir evimiz bile yok oğlum, halimize baksana. Allah bizi sevseydi bir evimiz olmaz mıydı? Ama bir araba alacağız. İnşallah. Önce araba, ondan sonra da ev alacağız bir aksilik olmazsa tabii. Allah Allah, kim bu? Sen giy ayakkabılarını oğlum. Abla. Teyzeciğim. Türkan. Teyze. Canım. Bak, ilk başta böyle yapıyorsun. Sonra ablacığım. Yapıyorsun. Sen nasıl örüyorsun hiç anlamadım. İsmail ölünce... Ben de anladım artık Almanya'da daha fazla yaşayamayacağımı. Türkan, İsmail iş kazasında ölmedi mi? Hani tazminat falan? Dava açtık, sonucunu bekliyoruz. Çalıştığı fabrika kazada İsmail'i suçlu göstermiş bir şekilde. Tazminat vermeye yanaşmıyorlar. Biraz birikmiş vardı. Onu da Selin'in hastalığı yedi bitirdi. Bakalım ne yapacağız? Peki burada nerede kalacaksınız o zaman? Ben şey yani eğer mahsuru yoksa bir süre burada kalırız diye düşünmüştüm. Yani 1-2 hafta olabilir tabii ama daha fazlası benim de düzenimi bozar Türkan. Zaten Hasan'ın maaşı da belli, hepimize yetmez. Ben şey düşündüm abla. Yani sonuçta dul kaldığım için sanıyorum devlet annemin maaşını bana bağlar. Başvurup onu alayım diyorum. Vallahi ben o işleri bilmiyorum. İstersen hiç kurcalama Türkan. Yine de sen bilirsin. Niye kurcalamayayım ki? Canım bilmez misin bizim memleketi? Bakarsın eskiden kalma bir borç falan çıkarırlar. Ödenmemiş sigorta primleri, bir şeyler derler. Bir de onunla mı uğraştıracaksın bizi kızım? Hadi ye. Bilmem ki. Ama yine de denemekte bir fayda olabilir. Ah Türkan. Kızım sen mi geldin? Fazilet teyze. Maşallah. Hiç değişmemişsin. Anne. Senin ne işin var burada? Niye çıktın odandan? Evladım şey ben... Kapıdan sesler filan duydum da... Ses falan yok anne. Hadi hadi odana sen anne hadi. Canım teyzem. Abla. Niye öyle yapıyorsun kadına? Türkancığım sen bilmiyorsun. Kayınvalidem artık kafayı yedi. Abuk subuk şeyler yapıyor çocuğun önünde bazen. Bir bildiğimiz var elbet. Burak gerçekten yapıyor mu? Burak hadi ya. Sen de okula. Hadi oğlum hadi. Ama anne biraz daha oynasaydık. Kalk dedim sana. Kalk dedim. Hadi hadi hadi. Anneciğim. Korkma kızım. Sana bir şey yapmaz. Ne kadar kalacaklarmış burada kardeşinle kızı? Ne bileyim ben Hasan. Bana bak, sana müjdeli haber vereyim de sıkıntın geçsin biraz. Neymiş o? Kredi meselesini araştırdım. İstersen hemen başvurabiliriz. Allah Allah. Sen farkında değilsin galiba ama
Türkan'ın gelişi işleri iyice karıştıracak. Şimdilik boş ver krediyi falan, hadi. Siz Münevver Balcı'nın kızı olarak kendinize onun maaşını bağlatmak istiyorsunuz, öyle mi? Evet. Ben dul kaldım. Şimdi onun maaşını almak istiyorum. Bir saniye bakayım lütfen. Fakat siz Münevver Balcı'nın maaşını alamazsınız. Ama niye? Çünkü Münevver Balcı henüz ölmemiş ve maaşını her ay düzenli olarak çekiyor. Nasıl yani? İşte Münevver Balcı'nın kayıtları. Yaşıyor ve bilgisayar kayıtlarına göre de maaşını alıyor. Ama nasıl olur? Annemi 4 ay önce kaybettik. Vallahi bilemem. İşte her şey önümde. Sen ne diyorsun bu işe enişte? Vallahi bilmiyorum ki Türkan. Herhalde bir yanlışlık falan olmuştur. Dolma mı istersin, bezelye mi? İstemiyorum ikisinden de. Doydum ben. Anne, hiçbir tabak çorbayla doyulur mu ya? Doydum ben, doydum. Selin, sen hangi yemekten istersin teyzeciğim? Teyzesinin güzeli. Bak, hastalıktan kireç gibi bembeyaz olmuşsun zaten. Ye biraz şu dolmalardan da kendine gel. Al kızım. Peki üstüne gitmeyecek miyiz bu olayın? Hangi olayın? Abla yapma Allah'ını seversen. Hangi olayın olacak? Birileri annemin adıyla maaşını alıyor. Biz araştırırız önümüzdeki hafta, ha? Ne dersin? Neyi araştırıyorsun sen? Başına iş mi alacaksın? Kim bilir kim ne yapıyor orada? Mafya mıdır nedir belli değil. Orası da öyle ya. Burası Türkiye Türkan. Almanya'ya benzemez. Öyle kafana göre iş yapamazsın burada. Yemeğini ye kızım. Hasan. Türkan bu meselenin üstüne çok fazla gidiyor. Ama bir gün böyle bir şey olabileceği belliydi Zerrin. Türkan hayatta olduğu sürece böyle bir tehlike her zaman vardı. O zaman niye daha önce uyarmadın beni? Söz mü dinliyorsun Zerrin? Söylemeye fırsat bile bırakmadın. Neyse artık. Ben bir yolunu bulup Türkan'ı o kafasındaki düşüncelerden uzaklaştırmaya çalışacağım. O biraz zor. Türkan kafasına takmış bu meseleyi. Aman be adam, sen de bir kere güzel bir şey söyle. Bu da kim? Ne yapıyorsun sen burada anne? Bizi mi dinliyordun? Yok kızım, ben tuvalete kalktım. Tuvalete kalktıysan tuvalete git o zaman. Ne diye bizim kapımızın önünde dikilip duruyorsun? Sen nasıl bir insansın anne ya? Zerrin, ne oluyor? Artık yetti Hasan. Artık burama kadar geldi. Bu kadın durmuş, şimdi de bizi dinliyor. Artık istemiyorum onu bu evde. İstemiyorum. Seçimini yap Hasan. Ya o ya ben. Anneciğim, niye dolanıyorsun evin içinde gece vakti? Oğlum, ben tuvalete... Anne git Allah aşkına ya. Yeter ya. Fazilet teyze, gel sen. Gel yatırayım ben seni. Gel. Ablam sana pek hoş davranmıyor galiba Fazilet teyze. Yok be kızım, öyle değil. Genç şimdi onlar. Çok şey istiyorlar hayattan. Beni de doğal olarak istemiyorlar. Olur mu öyle şey Fazilet teyze? Niye istemesinler seni? Duymadın mı neler söylediğini? Halbuki ne zararım var benim onlara. Tek istediğim torunumla biraz daha fazla vakit geçirmek. Hiçbir işlerine karışmam. Hatta odamdan bile çıkmam ama... Ne yapacaksın, çekilecek çilemiz varmış. Niye öyle düşünüyorsun Fazilet teyze? Ablamın yaptığı resmen zulüm. Ayrıca tam bir terbiyesizlik örneği. Neyse, üzülme. Türkan, ne yapıyorsun kızım sen burada? Abla, Fazilet teyzeyi yatırıyordum. Bırak, kendi kendine yatar o. Hadi sen de odana, hadi. Hadi. Koş bakalım.
burada bekliyoruz. Şş, dur kızım. Dur güzel kızım. Biraz sabırlı ol. Hadi Selin gidiyoruz. Niye teyzemin yanına gitmiyoruz anne? Şşt, sakın teyzene bir şey söyleme, tamam mı? Hadi benim tamam. Güzel kızım. Hadi. Şimdi. Anneanneyi ziyarete geldik kızım. Gel. Hadi. Ver bakalım. Buyurun. Biraz bekleteceğim. Sorun değil. Burada Münevver Balcı evet, adında kimse bakalım. Yapmıyor hanımefendi. Ama nasıl olur? Bu mezarlığa gömdüler annemi. Babamın yanına. Biliyorum ben. İki kişilik yerimiz vardı bizim burada. Babamın yanında boştu. Babanızın ismi Zekeriya Balcı mı? Evet. Evet. Babanızın yanındaki boşluğa bir kişi gömülmüş. 6 Kasım günü. Evet. Annem 6 Kasım günü vefat etmişti sabaha karşı. Ama orada gömülü olan kişinin adı Münevver Balcı değil. Asiye Birlik. Asiye Birlik mi? O da kim? Gel güzel kızım. Çok yorulduk. Hadi bir an önce eve gidelim de dinlenelim. Aa, Fazilet teyze değil mi bu? Fazilet teyze? Ne işin var senin burada? Gidiyorum kızım. Gidiyor musun? Nereye? Dinlenme kampına gidiyor Türkan'cığım. Dinlenme kampına. Onu rahat edeceği bir yere götürüyoruz. Huzur evine mi yoksa? Huzur evine tabii ya. Ne güzel. Kendi gibi bir sürü yaşlıyla mutlu huzurlu yaşayacak orada. Babaanne ne olur gitme. Oğlum. Lütfen. Burak'ım. Üzülme güzel oğlum. Temelli gitmiyorum ki ben. Yine geleceğim. Kandırma çocuğu, kandırma. Nereye geliyorsun? Tamam bitti artık. Gidiyorsun bu kadar. Babaanne. Dur Allah'ını seversen. Daha çok üzme şu kadını. Hasan'cığım yıllardır benim üzüldüğüme sayılsın. Fazilet teyze, üzülme. Allah büyüktür. Elbet bir kapı açar. Amin kızım, amin. Allah razı olsun senden. Anacığım, hadi gidelim artık. Bana anacığım deme. Bırak, ben taşırım. Anne. Bırak. Üzülme, üzülme Burak. Allah'tan ümidini kesme oğlum. Sana anlattıklarımı unutma, tamam mı? Anne. Türkan, ben mezarlıklar müdürü müyüm? Ne bileyim hangi mezarda yatan ölünün adı ne, soyadı ne? Bir karışıklık olmuştur. Ama abla, böyle bir karışıklık nasıl olur? Annemizin mezarında başkası görünüyor. Allah Allah, hala aynı şeyi söylüyor bana. Türkan, burası Türkiye kızım, alış artık. O mezarların ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun sen? Belki de başkasına satmış görünüyorlar. Öyle değil mi Zerrin?
Oradan gelen parayı kırışıyorlardır kendi aralarında. Bin bir türlü dümeni var bu işin. Al işte. Aklına gelir miydi böyle bir şey? Peki annem ya gerçekten o mezarda yatıyorsa? Hala orada yatıyorsa diyor. Kızım. Gittik. Kendimiz gömdük. Eş, dost, akraba, herkes oradaydı. Yarın al birini. Git götür onu da göstersin sana mezarı. Yok tamam. Benim ondan bir şüphem yok da. Annem öldüğü zaman nüfus kağıdı teslim edilmedi mi nüfusa? Yani mezar yerinin de o nüfus kağıdına göre kayıtlanması gerekmiyor muydu? Biz de öyle yaptık zaten. Götürüp teslim ettik Münevver Hanım'ın nüfus kağıdını. Ay Türkan yeter. Yeter. Ayda yılda bir kocamla yalnız kalmışım. Şöyle bir gönlümce gezip dolaşacağım. Kafamı bulandırıp durma Allah aşkına. Tamam. Çocuklar sana emanet hadi. Görüşürüz. Hadi. Sen takma kafanı böyle şeylere ya. İşte annemin nüfus kağıdı. Hani bunu teslim etmişlerdi? İşte böyle. Her yalanın mutlaka ortaya çıkacak bir zamanı olur. Hani nüfus kağıdını teslim ettik demiştiniz? Etmedik. Ama bu yalana mecburduk. Geçim sıkıntısı çekiyorduk biz. 3-5 kuruş gelir olur diye yaptık. Kimin malından sağlayacaktınız bu geliri? Devletten. Peki televizyonlarda, gazetelerde hortumcu haberleri duyunca ne geçerdi içinden? Olan yine millete olacak derdim. Bu çaldıkları parayı milletin sırtından götürüyorlardı. Öyle bir hortumcu buraya gelse, halk namına veya kendi namına senden helallik dilese ne yapardın? Helal etmem. Onlar çalıyordu. Millet acı çekiyordu. Şimdi senin yaptıkların hangi gruba giriyor? Ben... Annemin maaşı diğerlerine göre çok küçük bir miktar. Miktar değişse bile mahiyet aynı değil mi? Ben aslında o kadar da kötü biri değilim. Söyledim size. Biraz daha rahat yaşamak istedim. Ama Türkan gelince her şey alt üst oldu. Epey bir süre idare ettik ama işler değişti. Annem öldü evet. Ama kendi kimliğiyle gömülmemiş. Hanımefendi, anneniz öldüyse neden kendi kimliğiyle gömülmedi onu anlayamadım ben. Abla. Annemin maaşını çekmeye devam etmek için nüfustan düşürmemiş. Şimdi benim bunu düzeltmem gerekiyor. Anlıyorum. Bu durumda sizin annenizin öldüğünü ispatlamanız gerekiyor. Bunun tek yolu da mezarının açılarak annenizin cesedine DNA testi yapılması. Tamam. Tamam ama bunu nasıl yapacağım? Bir avukat tutmalısınız. İyi ama benim avukat tutmak için param yok ki. Çok zor bir durum ama bizim de elimizden bir şey gelmez. Yakalayamazsın. Ah. Yakalayamazsın. Ah.
yakalayamazsın. Selim! Selim ne oldu? Selim anne! Çok acı. Selim ne oldu? Kolum. Anne! Anne! Kolum! Kolum acıyor. Burak ne oldu? Anne. Selim düştü. Kolumda bir şey oldu. Burak! Kolum! Kıpırdamayın. Çok geliyorum ben. Kolum! Dur bak Türkan Hanım, ben şimdi ben sana ne yapıyorum? Sabret biraz. Kolum acıyor. Allah Allah. Türkan Hanım. Çalma boşuna. Onlar hastaneye gitti. Senin haberin yok mu? Yok, ben kızımı almaya geldim. Senin kızı götürdüler hastaneye. Fenalaştı herhalde. Ben marketten dönerken onlar apar topar taksiye biniyorlardı. Aman Allah. Tamam. Güzel. Geçmiş olsun küçük hanım. Şimdi dinlen biraz. Sonra başka tetkikler de yapacağız. Anlaşılan daha mühim sorunlarımız var kalbinle ilgili. Selin. Selin çok şükür iyisin. Koluna ne oldu? Ebelemece oynarken düştüm. İyiyim şimdi ama düştüm de çok acıdı anne. Geçmiş olsun. Neyi oluyorsunuz? Annesiyim. Teyzem mi seni getirdi buraya? O nerede peki? Yeğenimin annesi olur memur bey. Türkan Hanım, kimliğinizi görebilir miyim? Anlamadım ki. Neden soruyorsunuz kimliğimi? Karakola geleceksiniz bizimle. Sosyal hizmetlerden görevliler de geliyor. Sorgulanacaksınız. Ne oluyor? Ben bir şey yapmadım ki. Suçum ne? Karakola gittiğimiz zaman öğrenirsiniz Türkan Hanım. Buyurun. Buyurun. Buyurun gidelim hanımefendi. Ben çocuğumu dövmedim diyorum size memur bey. Neden anlamıyorsunuz? Hep öyle derler. Kimse kabul etmez. Ama çocuğun kolu çatlamış hanımefendi. Ben evde değildim. Nasıl olmuş bilmiyorum. Benim bir fiske vurmuşluğum yok kızıma. Zaten çocuk hasta. Bir de ben niye eziyet edeyim ona? Ablanız Zerrin Hanım'ın ifadesi var. Üstelik eşi ve küçük oğlu Burak da tanıklık etmişler. Daha önce de yapmışsınız zaten. Hiç utanmıyorsunuz da ufacık çocuğa. Tövbe tövbe. Ama ben böyle bir şey yapmadım diyorum. Hep birlikte anlayacağız. Siz de gözaltında kalacaksınız bizi araştırırken. Nasıl olur anlamıyorum. Hadi Zerrin yapar da eniştem, Burak. Demek babanı Almanya'da kaybettiniz yavrum. Peki annenin sana karşı davranışları nasıl? İyi. Kardeşim bunalımda memur hanım. Hem kocasını kaybetme. Hem de ekonomik sıkıntılar onu bitirdi. Bir süredir bizim yanımızda kalıyor. Tabii bütün hıncını da çocuktan çıkarıyor. Anlıyorum. Doktor amcalar kolunu neden sardılar senin? Düştüm Burak'la oynarken. Ama Burak öyle söylemiyor. Burak ne diyor? Seni annen itmiş. Öyle mi Selin'cim? Hayır, düştüm ben. Garibim, korkusundan söyleyemiyor. İhbara inanmak durumundayız. Ama kanaatimce daha iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Hatta anneyi de rehabilitasyon altına almak gerekebilir. Bu süre zarfında yeğeniniz herhalde sizinle kalır. Yani bir süre daha hastanede kalacak zaten Selin. Peki ya daha sonra? Allah, beni iftiradan koru. Allah'ım. Bana bir an önce kızıma kavuşmayı nasip et. Anne, biz neden
hastanede teyzem seni dövüyor diye yalan söyledik? Yalan söylemek günah değil mi? Hep babaannen soktu bunları kafana değil mi? Günahmış. Çok biliyor senin babaannen. Ama öğretmenimiz de söylemişti yalan söylemememiz gerektiğini. Teyzem seni vurmadı ki, senin düştü. Burak, şimdi alacağım ben seni ayağımın altına. Hadi oğlum, hadi odana git. Orada çalış ne çalışacaksan. Hadi, hadi evladım. Topla şeylerini, hadi. Hadi al çantanı da. Ben artık seninle uğraşamayacağım, hadi. Hep annen karıştırdı bu çocuğun kafasını böyle. Hadi sağ ol. Sen sağ ol teyze. Buyurmaz mısınız efendim? Teşekkür ederim. Ayşe, Fazilet Hanım, alsana bir tane. Bak çok taze. Kızım İzmit'ten gelirken getirmiş. Sağ ol Fikriye Hanımcığım. Canım istemiyor, sağ ol. Yazık bu kadına. Yok yok, gelmedi. Allah Allah. Çok yazık. İnsan aynı şehirde olur da bir kere uğramaz mı? Ya. Kadıncağızı bıraktılar buraya, kurtuldu. Doğru. Yazık yazık, böyle de olmaz ki. Ah. İnsan arada bir gelir. Haklısın. Anne değil mi bu? Ah çok haklısın. Buyur teyzeciğim. Şu oğlumun numarası. Bir çevirir misin? Çok özledim. Konuşmak tabii istiyorum. Çalıyor. Sağ ol. Efendim. Ha kızım. Benim. Hasan evde mi? Sen misin gene? Yok evde Hasan. Yalan söylemiyorsun değil mi kızım? Neden yalan söyleyeyim? Yok işte oğlum. Sana ne? Neredeyse nerede? Hayır efendim. Burak'la da konuşamazsın. Ders çalışıyor. Zaten doldurmuşsun çocuğun kafasını bir sürü abuk subuk şeyle. Arama sakın bir daha burayı. Otur işte oturduğun yerde. Zerrin, neden tersledin o kadar kadıncağızı? Alışmasın zırt pırt burayı aramayasan. Çok meraklıysan geri getirelim. Herkese anlatsın kapı aralığından duyduklarını, he? Ağlama yavrum. Selin, Burak. Nasılsın? İyiyim. Beni bir sürü muayene ettiler. İlaçlar verdiler. Çok sıkıldım burada tek başıma. Ama çıkacakmışım bugün. Siz de ondan aradılar herhalde. Siz alacaksınız değil mi küçük hastamızı? Doktor bey, biraz dışarıda konuşabilir tabii, miyiz? Doktor bey, Selin'in annesi tutuklu biliyorsunuz. Kardeşim ama ne yapayım? Çocuğu dövüp duruyordu. Daha fazla dayanamadım. Siz doğru olanı yaptınız. Bu durumda Selin'in bakımını siz mi üstleneceksiniz? Nerede? Mümkün değil doktor bey. Çok isterdim ama durumum hiç uygun değil. Yani bir yandan eşimin hastanesine bakıyorum. Bir yandan kendi oğlum var. Bakamayız biz. Hasta bir çocuk sonuçta. Bir sürü ilacı var. Rutin olarak doktora götürülmesi gerek. Bu durumda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sanırım en doğrusu yetiştirme yurdunda büyümesi. Annesinin elinde kalırsa gene eziyet çekecek zavallım. Yani şimdilik yetiştirme yurdunda kalsın. Hem doktor kontrolleri falan da düzenli olur orada. Siz teyzesi olarak öyle uygun görüyorsanız. Uygun, uygun. Çok uygun. Hemen geliyorum. Siz artık devam edin. Hanımefendi, ben kızımı kılına zarar gelmesini ister miyim? Yapmayın ne olur. Ablamın suçlaması tamamen asılsız. Ne olur izin verin çocuğuma kavuşayım. Hakkınızdaki şikayeti bir kural olarak göz önüne almak durumundayız. O zamana kadar kızınız sosyal hizmetlerin gözetimi altında kalacak. Ne? Annesi burada dururken çocuğumu yetiştirme yurduna mı koyacaksınız? Hakkınızda kızınıza şiddet uyguladığını suçlaması varken başka bir şey yapmak elimden gelmez. Yok eğer şahit bulur ve tersini ispatlarsanız ya da ablanın şikayetini geri alırsa o zaman durum değişir.
Bıraktılar mı seni? Abla, artık sana diyecek hiçbir şeyim yok. Ama bu yaptıkların, yalanların yanına kalır sanma. Benimle uğraşırsan olacağı budur işte. Abla, sen nasıl böyle bir insan olabilirsin? Yalan söyleyerek beni çocuğumdan ayırdın. Üstelik o hasta bir çocuk. Sürekli yanında olup onunla ilgilenmem gerek. Ve öz anneni başka kimlikle gömüp maaşını alıyorsun. Bunların hesabı sorulmaz mı sanıyorsun ha? Bana bak, kapının önünde bağırıp durma, gir içeri. Çocuğunu geri almak istiyorsan otur şuraya da dinle beni. Bak, polise gidip yanlış ifade verdiğimi söyler, ifademi geri çekerim. Ama bir şartla. O nüfus müdürlüğüne, belediyeye falan annemle ilgili verdiğin şikayet dilekçelerinden vazgeçeceksin. Sen beni rahat bırakırsan ben de seni rahat bırakırım. Aksi takdirde çocuğun ortada kalır. Kalbi de hasta zaten. Kim bilir, bir yerde düşüp bayılır mı? Ne olur Allah bilir. Allah'ın adını ağzına alma bunları söylerken. Tamam. Dediğin gibi olsun. Bugün gidip iptal edeceğim yaptığım şikayeti. Hmm. Sen de polise gideceksin. Ve benimle ilgili şikayetini geri alacaksın. Güzel. O zaman buradan bir an evvel gidiyorsun. Ayağıma da daha fazla dolanmıyorsun, anladın mı beni? Hadi kardeşim. Kızım. Anne. Anneciğim. Anne. Anne. Canım benim. Anne, kızım, seni benim. Çok özledim. Anne. Seni çok seviyorum anne. Anne. Anneciğim, artık burada mı kalacağız? Sadece bir süre için kızım. Her şey düzelecek Allah'ın izniyle. Düzelmesi de önemli değil anne. Artık ben senin yanındayım ya. Artık nerede kalırsak kalın, değil mi? Evet güzel kızım benim. Hadi. Anne, Zerrin teyzem kötü bir insan mı? Kötü demeyelim de, yani insanın en önemli, en güzel özelliklerinden biri merhamet duygusudur kızım. Hani mesela bir kedi görürüz yaralı, onun için üzülürüz, ona yardım etmeye çalışırız. Veya bir yaşlı görürüz, ona yardım etmeye çalışırız ya. Bunu hep merhamet duygumuz yüzünden yaparız. Ama Zerrin teyzem hiç kimseye acımıyor. İşte Selin'cim. Zaman zaman insanlar dünyada yaşadığı şeyler yüzünden körelir. Direnmesi gereken şeylere direnemez. Mesela fakirlik gibi. O zaman da kötüleşebilir. Merhamet duygusunu yitirir. Vicdanını dinlemez olur. Anne, ben inşallah öyle olmam. İnşallah kızım. Canım kızım. Allah'ım, sen her zorlukta bir kolaylık olduğunu buyuruyorsun. Bu zor durumumdan bir kolaylık göstererek beni kurtar Allah'ım. Bana dünya gözüyle torunumu bir kere daha görmeyi nasip et. Beni yüzüstü bırakma ya Rabbim. Amin. Merhaba, iyi günler. İyi günler, buyurun. 304 nolu odanın anahtarını rica edecektim. Tabii, bir saniye. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Affedersiniz. Bir telefon edebilir miyim? Telefon mu? Şehir dışı mı? Yurt dışı. Param varsa edersin tabii. Bu kadar yeter mi? Yetmez ama yazarız hesabı. Hadi et bakalım. Hı hı. İyi günler. Bir oda istiyorum.
Tabii. Kaç kişilik? 2 kişilik. Tamam. İsminiz neydi? Burcu Güler. Tamam. Bir saniye bekleteceğim sizi. Guten Tag. Kızım. Kızım, yavrum. Oldu işte bak. Allah dualarımızı kabul etti. Babanın tazminatını alabileceğiz kızım. Yeni bir hayata başlayabileceğiz. Yaşasın. Teşekkür ederim Allah'ım. Vermiyor canım, vermiyor. Ay aksi. Hadi yürü. Bankacı üzerinde evde zaten. Ne zaman bir işi doğru düzgün yaptınız ki? Buyurun. Para çekecektim de. Bir saniye. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Bankamatik bozuk da ben annemin maaşını çekmek istiyorum. Anneniz kendisi gelemiyor mu? Annem rahatsız. Bu da kimliği ve vekaletname işte. Buyurun. Al kızım. Artık bir avukat tutabilirim savcı bey. Ama Almanya'dan geldiğim için burada tanıdığım hiç kimse yok. Bana yardımcı olur musunuz? Benim miras hukukunda uzmanlaşmış bir arkadaşım var. Eğer isterseniz sizi ona yönlendirebilirim. Çok memnun olurum savcı bey. Remzi, sana bir hanım göndereceğim. Bir derdi var, sana anlatsın. Gereken işlemi yapın, olur mu? Hadi görüşürüz. Sizi bekliyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. İnşallah savcı bey. İnanın annemin maaşını falan istemiyorum. Tek istediğim onun mezarının belli olması. Hadi yut 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 şunu. Sana en sevdiğin yemekleri yapıyorum. Yine de böyle mıy mıy mıy. İyice zayıfladım Burak'cığım. Vallahi doktora götürürüm. İğne yaparlar sonra sana. Babaannemi özledim ben. Ağzındakini yut, ondan sonra konuş. Babaannemi istiyorum. Ona gitmek istiyorum. O kadar özlediysen götüreyim seni huzur evine. Bundan sonra orada kal ha? Babaannem çıksın oradan. Yeniden buraya gelsin. Hayır efendim. Babaannem bir daha bu eve gelmeyecek. Anladın mı beni? Yut şunu. Yut! Anacığımın mezarı açılacak Fazilet teyze. Sonra da Adalet ablama nasıl bir ceza verirse versin. O çok değişmiş. Nasıl bu kadar kötü olabilir? Bana yaptıkları. Sonra sana yaptıkları. Kendi oğluna yaptıkları. Gözleri kör olmuş. Kalbi katılaşmış. 3 kuruş para için insan kendini nasıl bu hale getirir? O kendi nefsine zulmediyor. Bir takım vesveselere kapılıyor. Bunun bir çaresi bulunur mu bilemiyorum. Bir fırsatım olsa onunla bir kere daha konuşmak istiyorum. Belki bir fırsatın olur Fazilet teyze. Bak, ne diyeceğim sana. İsmail'in tazminatını bana ödediler sonunda. Kendime küçük bir oda, bir salon, bir ev tuttum. İş arıyorum. Seni almaya geldim. Ama kızım, yük olurum ben size. Olur mu Fazilet teyze? Selin'le ilgilenirsin. Ona benim anlatmaya gücümün yetmediklerini sen anlatırsın. Hem belki Burak'ı görmek için de bir fırsat bulursun ha? Olmaz mı? Olur kızım, olur. Allah senden razı olsun. Senden de Fazilet teyze. Fazilet teyze, bu akşam benim sana daha önce bahsettiğim o işi halletmem gerek. Anladım kızım, şimdi anladım. Ne işi o anne? Selin'cim, hadi sen bana bir tuz getir evladım. Kızım, bak Zerrin senin ablan, benim oğlumun karısı. Ama her şeyden önemlisi benim torunumun annesi. Bu olay ortaya çıktıktan sonra onu hapse atarlar.
Buram annesiz kalır. Ben bir kere konuşsam bu işten vazgeçse. Zaten ahirette çekeceğini çekecek. Bir de bu dünyada onun ahını Burak çekmese. Doğru diyorsun Fazilet teyze. Ben bu akşam gitsem. Belki ceyar bu işten. Belki işi mahkemeye kadar götürmezsin sen de, olmaz mı? Ama annemin öldüğünü ispatlamam gerek. Hem işlemler de başladı, bunu durduramam ki. Peki kızım, sen bilirsin. Ama ben yine de karşılığı ne olursa olsun Zerin'le konuşmayı deneyeceğim, olur mu? Peki Fazilet teyze, sen doğrusunu bilirsin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş. Ay Hasan yeter! Kafamı şişirdiniz. Sakin olun biraz ya. Zerrin, niye sinirleniyorsun ki? Oyun oynuyoruz çocukla ya. Şu ortalığın haline bak. Bir değil iki tane çocuğum var sanki. Tamam karıcığım, üzülme sakın. Biz oğlumla hemen toplarız ortalığı. Anlaştık mı? Ben biraz uzanacağım. Başım ağrıyor. Hasan, ben uyuyakalırsam çocuğu yatır. Televizyonu izleyeceğim falan diye oturmasın sakın, tamam mı? Tamam, tamam, merak etme. İyi geceler. Uzanacağım dedim, uyumayacağım. Hadi. Hadi baba. Hadi. Allah'ım sen yardım et. Anne, senin ne işin var burada? Babaanne. Babaannem. Torunumu özledim. Hatta seni de özledim. Ama en önemlisi Zerin'le konuşmam lazım. En iyisi ben Zerin'i uyandırayım. Gerek yok, bırak uyusun. Benim onu yalnız görmem lazım. Ama önce seninle bir konuşalım. Tamam anneciğim, gir içeri. Aa, bebeğim, canım. Gel babaanne. O yavrum. Gel. Burakcığım, hadi git yat yavrum. Benim babanla konuşacaklarım var. Bir daha gitmeyeceksin değil mi babaanne? Gideceğim. Ama inşallah seni sık görmeye geleceğim yavrum. Allah rahatlık versin babaanne. Ah canım benim, sana da sana da. Ne yaptınız siz Hasan? Niye anne? Ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsun Hasan. Kayınvalidenin maaşı. Şu anda Münevver Hanım'ın mezarı açılıyor. Savcılar, polisler, herkes orada. Hapse düşersen Burak ne yapacak ha? Üç kuruş için değer miydi oğlum? Zerin istedi. Sıkıntımız vardı biliyorsun. O gece Münevver Hanım öldüğünde... Anne, anne. Annen öldü galiba Zerrin. Anne, anne. Hasan, yapılması gereken çok önemli bir şey var. Cenaze işlemlerini ben hallederim Zerrin. Sen hiç düşünme onları. Yok Hasan, ben onu düşünmüyorum. Benim düşündüğüm başka bir şey var. Hasan, dinle. Annemin maaşı devlete kalmasın. Zaten sıkıntımız var. Eğer bir kimlik bulursak. Nasıl yani? Ne diyorsun Zerrin? Yani anneme yaşıyor gösterirsek,
O zaman vekaleti bende olduğu için maaşı almaya devam edebiliriz. Hayır. Yakalanırsak? Neden yakalanalım? Hasan kim anlayacak? Korkma. Bu korkun yüzünden başımıza gelmedik şey kalmadı. Ne uzadık ne kısaldık. Düşün bakalım nereden kimlik bulabiliriz? Ne bileyim ben. Bir dakika. Bizim köyde yalnız yaşayan bir Asiye teyze var. Asiye Birlik. Yatalak zaten. Kimsenin ona kimlik soracağı yok. Belki onun kimliğini alabilirim. Tamam. Asiye Birlik. Hadi. Annemi yukarı taşıyalım. Sonra sen de hemen yola çık. Ve bunu hiç kimseye anlatma. Annene bile, tamam mı? Tamam. Hadi. Hiç mi Allah'tan korkmadınız oğlum? Siz inip açın. Tamam. Artık annenizin öldüğünü kanıtlayabilirsiniz. Ölürken niye tamamlamadın cümleni? Hayatımın sonunu iyi bitiremedim. Hem annemi hem kayınvalidemi çok üzdüm ben. Ömür böyledir. Nasıl yaşanılırsa öyle ölünür. Şimdi Fazilet Hanım da burada. Kendi evimde, ocağımda ibadetlerimi yapamaz hale getirdin. Aslında ben... Kur'an'ımı elimden aldın. Torunuma iki kelamı yasakladın. Niye? Ben bunalımdaydım anne. Ben çok bunalmıştım. Hele benim sırf inancımdan dolayı aklımı oynattığımı söylemen. Affet. Ne olur affet beni anne. Bazı hakların ucu arşa dayanır. Kişi affetse bile hak kendini helal ettirmez. Ah evladım. İsterdim ki her şeye rağmen sineye çekeyim. Evet. Burası öyle bir yer ki yeniden sevap işleme, eksik kapatma imkanı artık yok. Onun için... Hiçbir hakkımı helal etmiyorum. Kişi ölünce sadece amelleri kalır. Yapıp ettikleri güzellikler kendilerince şekil alır. El uzatırlar sahiplerine. Önce Kur'an kendine sahip çıkana çıktığı kadarıyla gelir tutar elinden. Sen onu okumadın, okutmadın. Sana el uzatır mı? Hayır. Evlat kendisine verilen iyi terbiye, öğretilen güzelliklerle anasına, babasına, geride kalana açık hayır defteri olur. Sen bu defteri zayi ettin mi? Evet. Kamu malından aylarca hortumlama yaptın. Ama çok pişmanım ben.
Hayatta çekilen sıkıntılar burada kat kat mükafatlandırılır sabredilince. Onca hile yaptın. Zengin ve gönlünce yaşadın mı? Hayır. Hem dünya gitti, hem buralar karardı. Değer miydi? Ben geri gitsem. O defter kapandı. Ne olur. Ben bu hayattan hiçbir şey anlamadım. Ne olur bir şans daha. Ne olur inanın. İnanın çok iyi olacağım ben. Kimsenin hakkını değil el uzatmak. Gölgesinden bile geçmem. Lütfen son bir şans daha. İnançsızlık içinde bir gece garipliği. Kapanıyor yüzlere kapılar perde perde. Bir zifiri karanlık ki ruh müptezelliği. Kesmiş yolları kara delikler az ileride.